Böyle bir adımı atmak dünyada özellikle bu bölgeyi ateş çemberinin içine atmak. Amerika'nın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına karşı İslam İşbirliği Teşkilatı toplanıyor. Çarşamba günü İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı olarak tüm İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerini İstanbul'da inşallah toparlayacağız. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan teşkilatın toplanacağını açıklamıştı. Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak olan zirve için telefon trafiği de sürüyor. Hey Trump, sen ne yapmak istiyorsun? İslam İşbirliği Teşkilatı 1969 yılında İsrail'in işgali altında bulunan Kudüs'teki Al-Aksa Mescidi'nin yakılmasına tepki olarak 57 ülkenin katılımıyla kuruldu. 1970 yılında Mart ayında Cidde'de yapılan 1. İslam Dışişleri Bakanları Konferansı'nda genel sekreterliğin oluşturulmasına ve sekreteryanın Kudüs'ün kurtarılmasına kadar Cidde'de faaliyet göstermesine karar verildi. Suriye'de İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerden biri. Ancak Suriye'nin üyeliği 14-15 Ağustos 2012 tarihlerinde düzenlenen 4. Olağanüstü İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinde askıya alındı. Yani bu akıl alır bir şey değil. Çünkü İslam İşbirliği Teşkilatı denilen uluslararası kuruluştaki hiçbir üye ülke Suriye devleti kadar Filistin halkının bağımsızlık ve özgürlük mücadelesine destek vermiş değildir. Oysa Suriye 1967 yılından bu yana İsrail'le sıcak savaşta. Çünkü İsrail 1967 yılındaki 6 gün savaşlarında Suriye'ye ait Golan Tepelerini işgal etti. 50 yıldır Golan Tepelerinde İsrail ordusuyla karşı karşıya gelen Suriye ordusu 1967 yılında kaybettiği toprakları İsrail'den geri almak istiyor. Bugüne kadar Filistin devletinin en önemli destekçilerinden birisi Sayın Beşar Esad yönetimindeki Suriye devleti olmuştur. Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan'a göre İsrail ile savaşan Suriye, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Kudüs için yapılacak zirvesine davet edilmeli. Suriye'nin olmadığı bir İslam İşbirliği Teşkilatı Kudüs konusunda alacağı kararlar muhakkak eksik kalacaktır. Çünkü Suriye Filistin'in hem komşusudur hem de dediğimiz gibi her anlamda Filistin yönetiminin, Filistin devletinin en önemli destekçilerinden biridir.